Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Recep ayı ve Regaib gecesi kandili. Allah-u Teala Mevlamız bizlere bazı günleri, bazı geceleri, bazı ayları daha kutsal kılıyor bizi Allah-u Teala. Nedenle gelince insana bir ruhsal uyarım olması gerekiyor. Her varlık canlı cansız durduğu yerde bozulmaya mecburdur her varlık. Su bile akan su temiz olur, bozulmaz, kir tutmaz. Ama durgun su bozulur. İnsanlar da hareketsiz kalsınlar, hastalanırlar. Bir de ruhsal hareket lazım, ruhsal hareket lazım. Eğer insanlar ruhsal açıdan hareketsiz, duygusal kalırlarsa rutada bunalım başlar işte. Bize Mevlam bize böyle güzel vermiş, aylar vermiş, günler vermiş. İşte bu açıdan insanda bir ruhsal uyanış oluyor. Hareketlik başlıyor insanlarda da. Recep ayına önce bakalım inşallah. Recep ayı nedir? Allah Teala buyuruyor bizlere Tevbe ayet 36'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnne inde şühündallah. İnne kesinlikle iddete şuhuri indallah. Allah indinde, Allah katında ayların adedi sayısı nedir? İsne aşere şehren fi kitabillah. 12 aydır. Fi kitabillah, Allah'ın ezeli yazısında takdirinde bu böyledir. Tabi 12 yıl herkes biliyor bunu da. Ama Allah bize niye bunu böyle bildiriyor? Yevme halakas semavati vel arda. Allah da yeri göğü yarattığından beri bu şekilde. Allah'ın yazısında bu şekilde. Nedir bu yazı? Önce buna bakalım inşallah. Allah Teala önce kalemi yarattı. Kalem. Ki Mevlam buyuruyor. Bismillah. Nun vel kalemi ve ma yesturun Mevla buyuruyor. Vel kalemdeki vav yemin kasem vavı. Allah burada yeminle başlıyor. Vel kalemi yine burada vel kalemde lam-ı tarif var. Yani belirlilik anlamına geliyor lam-ı tarif. O belirli. O kaleme yemin olsun Mevla buyuruyor. Ve ma yesturun, onun yazdığı yazıya satırlara da yemin olsun Mevla buyuruyor. Bu kalem tabi bildiğimiz gibi bir madde değil bu kalem. Artık bilinçli, nurani bir varlık bu kalem. Hatta bu kalemin büyüklüğü gökten daha büyük olduğunu ulemalar buyuruyorlar. Allah Teala Mevlamız kalemi yarattı. İsmini Mevlam burada kalem diye buyuruyor ama yani bir alet, yazı aleti değil aslında. Bir canlı, bilinçli, nurani bir varlık kendisi. Allah Teala kaleme ilham etti. Ona Rabbim bildirdi. Buyurdu ki ya kalem uktub, yaz. Ya Rabbi ne yazayım buyurdu. Mevlam buyurdu. Ne olacak kıyamete kadar? Hepsini yaz buyurdu. Ve leh-i mahfuza bu yazı yazıldı. Yalnız yazı yazılır deyince tabi aklımıza harf, kelime, hece falan gelir. Şekiller gelir aklımıza. Bu böyle değil ama. Üç türlü yazı vardır. Bu üç türlü yazı üç yerde geçerli bizim bildiklerimiz yani. Biri leh-i mahfuzdaki yazı. İkincisi insanların beyindeki yazı. Hücrelerde yazı. Üçüncüsü de amel defteri diyoruz, sağ solda var. Bundaki yazılar. Mesela bir hafız. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa ezberler. Bu hafız Kur'an-ı Kerim okurken hangi sureyi okuduğunu, hangi sayfayı okuduğunu,
Hatta hangi satırda nerede olduğunu bakarak görerek okur. Önde Kur'an-ı Kerim olmaz ama. Onun beynine Kur'an-ı Kerim yazılmıştır, hücreden yazılmıştır. Şekil olarak yazılmıştır. Yine bir kimse, mesela bir kimse hacca gider veya başka yere gider. Bu kişi orada gördüğü görüntüler, işte şekiller, binalar, şunlar bunlar, bunlar kişinin beynine yazılır, yazılır. Ama bu yazı öyle kaleme değil muhtemelen. Aynı şekilde iki melek iki omuzda bekliyorlar. Sağdaki sevabı yazıyor, solda günah yazıyor. Nasıl yazıyor? Hem görüntüyü alıyor, hem sesleri alıyor. Aynen bunları alıyor melek oraya. Ama bu ne şekilde oluyor? İşte bunu bilemeyiz. Bu madde ötesi bu. Ki beyinde hücre yazıyı bile göremiyoruz. Yani görüntülenemiyor bunlar. İşte o kalemin yazdığı yazı da öyle bir yazı. Hem onda görüntü de var, şekil de var, hepsi de var. Peygamberler Allah izin verdiği zaman lehme bakarlar. Olayları oradan önceden görürler. Mesela bir örnek vereyim bu konuda. Kaderle bağlantı olduğu için. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Münevvere'de bir muhtereme kadıncağız, salih kadıncağız vardı. Ümmül Harem Hazretleri diye. Has Enes'in de teyzesi oluyor kendisi. Onun evindeyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hafif Peygamber şey bir dalar gibi oldu. Daha cemaat da vardı. Peygamber doğruldu, gülümsedi. Buyurdu ki Allah-u Teala bana ümmetin yapacağı deniz savaşını gösterdi buyuruyor. Henüz daha İslam dedi, Medine yeri kurmuş İslam devleti daha. Yani deniz nerede? Nerede savaş olacak? Peygamber orada o savaşa katılan kişilerin alacağı sevabından bahsetti. O kadar büyük, muazzam bir sevap ki bu tabi bir de peygamber dili ile anlatılınca orada bir manevi hal oldu. Ev sahibesi olan Ümmü Hürrem Hazretleri bir aşka geldi, cezbeye geldi. O sevapları gıpta etti. Ya Resulallah, dua et de ben o savaşta bulunayım dedi. Peygamber şey buyurdu, sen o savaşta varsın dedi. Bakın muhteremler. O anda kadın Medine Münevvere'de. Kadın Medine Münevvere'de. Ama bu ezelde lehvamıza yazılmış. Oraya kade geçmiş bakınız. Kadının da şekli, şemali her şeyle beraber yani savaşın nasıl olacağı da orada belirlenmiş böylece. Peygamber tekrar yine bir hafif daldı. Peygamber tabi dalması orayla meşgul olması peygamberimizin yine oturup gülümsedi ve buyurdu ki o savaş nasıl olacağını ki o savaş Kıbrıs'ın fethiydi yani olacağını peygamber haber verdi onlara. Yine aynı kadın ya Resulallah dua ben de orada olayım. Orada olacaksın. Kıbrıs'a çıkarmada bulunacaksın. Alttan düşüp o da şey olacaksın buyurun muhterem efendim. Bakınız böyle. Yani ezelde oraya yazılı bakın böyle. O kadın böyle şekli şemaili görüntüsüyle beraber orada görüntüsü de var. İsim değil. Peygamber kendisini böyle görüyor. Ve savaş nasıl olacak? Ki Humus'tan Hasan Muavi'nin zamanında Humus tam doğru olduğu için oraya, yakın olduğu için oraya Humus'tan giden gemiler Kıbrıs'a ilk olarak fethi orada yapıldı. Kadın orada şehit oldu. Hala kadın orada kendisi kabride. İşte Allah-u Teala Mevlam buyuruyor. Allah-u Teala daha yeri göğü yaratmadan önce bir zaman birimi Allah koymuş. Zaman birimi Allah koymuş. Ezel takdir Mevlam. Daha dünya yok. Ay güneş daha yokken Allah-u Teala bu zaman bir Allah takdir etmiş. Oraya yazılmış 12 ay olarak. Ama 12 ay deyince acaba hangi aylar? Ocak, Şubat mı, onlar mı acaba? Hayır. Mevla buyuruyor. Minha. 12 aydan bazıları şunlardır. Erbat-ı Hurum 4'te haram ay vardır. İçinde
12 ayın içerisinde 4 tane haram ay bulunan aylar, işte Allah'ın takdir ettiği İslam aylar bunlardır Mevla buyuruyor. Hangi aylar bunlar da? Üçü peş peşine geliyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Ramazan ayı çıktı mı, bayram birinci günü Şevval ayı giriyor. Bu Şevval bu 4 aya girmiyor. Şevval'den sonra Zilkade giriyor bir. Ondan sonra Zilhicce giriyor. Ondan sonra Muharrem, hem İslam yılbaşıdır. Üç ayı bunlar sırada geliyorlar. Dördüncüsü de Recep ayı. O ayrı geliyor. Ayrı geliyor. İşte Allah'ın takdirinde olan 12 ayın 4 ayın içi biri, 4 ayın biri de 4 tane haram aylardır. Zalike dinül kayyimi, Allah Teala buyuruyor. İşte dini kayyim budur. Dini kayyim, müstakim olan, hak olan, doğru olan din ancak bu dindir. Yani hangi dinin mensubu Allah'ın takdir ettiği bu 4 kameri ayları ay olarak kabul ediyorsa ve 4 ayı da haram ay olarak kabul ediyorsa, işte dini kayyim, müstakim olan din budur. Fela tanfikini enfusekum, Fela buyuruyor. Bu aylar, 4 ayda nefsinize zulüm etmeyiniz günah işleyerek. Tefsir-i Kebir şöyle açıklıyor haram ayları. Manel hurumi. Hurum, haramın çoğulmuş oluyor. Ve haram ayların anlamı ne demektir? Tefsir-i Kebir'e göre innel masiyeti fiha eşeddu ikaben buyuruyor. Bu 4 haram aylarda İsyan etmek, günah işlemek eşeddü, çok daha şiddetlidir ikaben azap bakımından. Ve taatü ekserü sevaben. Bu 4 ayda, haram aylarında taat, ibadette ekserü sevaben, sevabı çok ama çok fazladır buyuruyor. Zaten normal her ayda, her zamanda her bir ibadetin karşılığı amel defterine biri 10 yazılıyor. Allah Teala elhamdülillah ümmeti Muhammed'e verdiği bir imtiyaz bu muhtemelen. İmtiyaz. Bunda bir haksızlık var mı? Yok, haksızlık yok az cemaatimiz. Neden? Eskiden'deki hayat daha doğal hayattı. Onlar için zaman daha geniş, bol zamanları vardı. Ev yapacaklar. 3-5 akrep bir araya geliyorlardı. Ev yapıyorlar. Altına bir temel taş diziyorlar. Üzerine ağaç kerpiçlemiş yapıyorlar. Yeteri kadar, fazla değil, yeteri kadar iki adam, iki üçü neyse onu yapıyorlar. Altı tabanı çamur sıvanıyor. Duvarlar çamur sıvanıyor. Tavanı çamur sıvanıyor. Bu kadar basit. Eşeğe gelince genelde bir hasır yere seriliyor. Biraz daha durum iyiyse pala kilim, dokuma kilim. Bu yapılıyor. Hayat bu kadar basit. Eşeğe gelince en zengin acaba bir sedir oluyor. Tahtın yaptığı, ağaçın yaptığı bir sedir. Üzerine, içine pamuk gün dolduruyor. Bir divan üzerine yatak yapıyor, üzerine yapıyor. Diğer kulağın meşrine gelince tencere, tabak ne varsa hep bunlar topraktan bunlar da böyle. Kaşıklar da ağaç kaşıklar onlar da. Yani hayat çok ucuz. O zaman doğal bir hayat var zamanlar. Öyle hayat var zamanlar. Şimdi günümüzde bir ev yapmaya kalktığımız zaman insanın ömrünün 4'te 1 tükeniyor orada bir ev için. Para kazanması da, koşması da. Önce ruhsat için zaten koşuluyor böyle. Ruhsat için koşarken zaten insanın şeyi tükeniyor da böyle. İzin alıncaya kadar. Bu kadar masraflar, şunlar, bunlar, planlar, projeler, şunlar, bunlar. Oldu, yanlış oldu, geri getir, tekrar gel falan. İnsana koş da koş böyle. Bir zulüm. Ondan sonra ustaya oraya bakalım. Usta geldi, gelmedi, malzemeler, şunlar, bunlar, lüks falan derken ev bitiyor ama insan da ömrü bitiyor. Hele bir insan eşya almaya kalkıyor içerisine. Tabii yeni eve, günümüz yeni eşyalar da aşırı pahalı. Ne yapacak? Taksitle şunla bununla almaya kalkışacak. Onu buna derken İnsan ömür tükeniyor, gidiyor muhtemelen.
Yine eskiden hayat daha kolaymış. Herkes evi bahçe içerisinde, aşağı tarlası var. Kişinin ineği var, sütünü sağıyor, yağını çıkarıyor, ekşimini yapıyor, yoğurdunu yapıyor. Tavukları var, yumurtasını alıyor, arada bir tavuğunu da kesiyor. Buğdayı ambarda, onu öğütüyor. Hayat çok basit mi eskiden böyle? Onun için onun ibadetinin sevabı bire bir de onlarda. Bizde ise bire on. Bize zaman yetmiyor ki. Her şeye, her şeye parayla. Sabah kalkıyoruz, ekmek alıyorsun parayla. Zeytinin parayla, peynirin parayla. Bir de lüks alışı bize Avrupalılar. Çıkmadan sokmak için, bunun için. Bir de lüks altında bir kalkamıyoruz tabii. Hayat zorlaştı. Ama elhamdülillah rahmeti bizlere biri on veriyor Mevla. Yalnız Recep ayında bire 70 başı bakınız. Bire 70 Recep ayında. Yani bir kimse Recep ayında bir hatim okursa 70 hatim sevabı buraya yazılıyor. Bir savaş getirdi peygamberimize 70 getirmiş gibi yazılıyor bence. Yani 1 lira versin 70 lira karşılığında sevabı yazılıyor Recep ayında. İslam'da aylar demek ki kameri aylar bunlar. 12 aydır bunlar. İbadetler de tabii bunlara göre oluyor. Mesela oruç ayı. Eğer şemsi yıla göre olsaydı, örnek hep Temmuz ayında gelse ne olurdu? Diğer aylar, diğer günler bundan yoksun kalırdı. Arabi aylarda, nedir Arabi aylar adı cemaatimiz? Ayın dünya çevresinde bir daha dolaşıyor, bir ay deniyor Arabi aylarda. Yani ay, ilk günlerine hilal denir, ilk günlükken. Ondan sonra kamer denir. Tam da dolunay oldu mu da, ona da Bedir denir ona. Denir. Ay dünya çevresinde bir defa dolaştı mı, bu bir ay deniyor buna. 12 defa dolaştım dünya çevresini, buna bir yıl deniyor. Bu kameri, ay yılı, şemsi yıldan sende 10 gün daha kısa. Hatta bir küsurat saatler var bunlar bile, 10 gün ortalama daha kısa. Bu şekilde ne oluyor? Her yıl 10 gün önce geliyor Ramazan şimdi efendim. 33 yılda bir devre tamamlıyor bakın. Devre tamamlıyor. Tamamlıyor. Şimdi hep Temmuz ayında Ramazan gelse olur mu? Tabii zor oluyor ya. Ama kişiye bu ne oluyor? Temmuz'a geliyor. İşte erken daha mesela Haziran'da, Nisan bu derken dolaşıyor. Bir de şu özelliğe bak dikkati çekiyor mesela günümüzde bu daha da belirgin muhteremler. Şimdi Ramazan hep Temmuz ayında olsa kuzey yarım kürede hep sıcağı gelecek, uzun günlere gelecek. Günü yarım kürede ise hem kışa soğuğa geliyor, hem kısa günlere geliyor bakın. Günü yarım kürede. Yani dünya tarafı bir olmuyor. Olmuyor. Elhamdülillah her yıl 10 gün önce gelince her tarafı bir adalet olmuş oluyor bu şekilde. Sonra ay konu çok iş ay Kur'an-ı Kerim'de. İnsanların yaşamıyla ay çok bağlantılı muhteremler. Yaşamıyla. Hatta ağaçlara su yürümesi bile aile ilgili. Hastalığın tedavisi hep aile ilgili bunlar. Ayın tabii çekim gücü var. Dünyada az, altta bir kat dünyamızın. Fakat bu çekim gücü ne yapıyor? Genelde sıvı olanlara bağlantılı. Mesela bir cezir vardır. Biraz ayın ilk günü ortalarında bu daha fazla olur. İki günde daha fazla olur bu dönemde olur. Diğer zaman daha az olur bu. İnsanın kan dolaşımı ile ilgili kan dolaşımı da muhtemelen. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri bir insanın kan aldırmak istiyorsa ayın 17, 19 veya 21. günü aldırsın buyuruyor. Hem tek güne bakın burada. Yani ancak bunda Peygamber bu sırra vakıf oluyor. Ayın insana bağlantı etkisi insana bağlantısı. Eğer bir insan ay sonunda falan kan aldırırsa hayat tehlikeye girer.
İşte günümüzde kan veriyorlar mesela, bazen veriyorlar. İşte bu bazen zararlı oluyor bakınız. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ayın 17'si ama kameri, İslam aylarının 17. 19. 23 gündür. İnsanı en sağlıklı kan aldığına zamanıdır bu. Yine ağaçta su yürümesi de, hatta bir insan ayın sonunda bir şey eksin, hemen çıkmaz birden, olmaz birden bire. Eğer yeni halde diksin bir şeyi, çabuk canlanır, çabuk iyileşir. Kuvvetten güçlenir. Hasta da bunun gibidir. Bir insan İslam aylarının sonunda hastalansın, tedavisi biraz da uzar onun. Ama ki İslam ayının evveli hastalanmışsa, onun tedavisi biraz daha kısa olur, daha etkili oluyor onlar. Yani çok daha bunun bağlantıları var. İnsanın gönülle ayın bağlantıları var. İşte Allah-u Teala bizlere bu zaman birimi olarak oruçta, haçta namaz ayrı ama bak. Namaz işte değişiyor. Biz Rabbim bunu ayı zaman birimi vermek. Ayı zaman birimidir bunlar da. Recep ayının işte gelelim inşallah. Recep ayı demek ki Recep ayının iki özelliği var. Biri üç ayların başlangıcı. Arkadan tabi Şaban geliyor, Ramazan geliyor. Bu üç ayda da çok kandil geceleri. Yani kandil beni aydınlatma anlama geliyor. İnsanın gönlü aydınlatan olaylar bedene geliyor. Üç ayların başlangıcı Recep ayı. Bir diğer özelliği Recep ayının dört hurum haram ayın biri olması. İki özelliği var. Recep ayının bir tabi sözlük anlamı var Recep'in. Recep tazim edilen, saygı gösterilen çok kutsal mukaddes ay anlamına geliyor. Recep ayı olarak geliyor. Bunun için eskiden de Recep ayında Araplar bile cahiliye döneminde savaşmazlardı. Recep ayına El Asam derlerdi. Yani Recep ayına Sağır ay derlerdi Araplar o zamanla. Sağır ay derlerdi. Neden? Silah sesi duyulmuyor. Yani kılıçlar kına sokuluyor. Gürültü patır olmuyor. Kavga, dövüş olmadığı için Recep ayına Şehrül Esam derlermiş onlar. Sağır ay derlermiş onlar. Recep ayı girince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu duaya devam ederdi Peygamber Hazretleri. İza dehale Recep'ü kâle. Recep Bey'e gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle dermiş. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Anlamı şu. Allahümme ya Allah cecalühü barik lena bizim için bize mübarek kıl. Mübarek bereketli. Bereket ne anlama geliyor adı cemaatimiz? Bereket bir şeyin çoğalması geliyor böyle. Yani zamanda da bereket olur bakınız. Ömründe bereketi olur. Yiyeceğinde bereketi olur böyle. Hayat her şeyin bereketi olur. Şimdi geçmiş evliyalar hayatına baktığımızda onlara fazla yaşamamışlar tabii, genelde tabii. Fakat o kısa hayatlarında ama çok şey yapmışlar. Bunu nasıl buna sığdırmışlar? Mesela ben şahsen bir hayatını inceledim. Bakıyorum şu kadar eser yazmış. Her gün şu kadar namaz kılıyor. Bu kadar Kur'an'ı hatmediyor. Bu kadar tesbihat çekiyor. Şu kadar sohbet yapıyor, şunu yapıyor. Bunlara bir ömre sığmıyor, normalde sığmıyor bunlar. Ama Allah ona Celle Şanı Mevlam onlara ömrüne bereket veriyor muhtemelen. Bereket veriyor böyle. Demek ki bazen öyle oluyor ki bereket meselesi, kişi böyle kısa bir zamanda çok şey başarabiliyor böyle. Peygamber dua ediyor. Allahümme ya Allah Celle Celaluhu. Buradaki ya Allah da azamet anlamına geliyor. Ey yüce Allah'ım, büyük Allah'ım.
barik lena bize mübarek kıl. Fi Recebe ve Şabane. Recep ayını, Şabane bizlere mübarek kıl ya Rabbi. Bereketli kıl, yani hayırlı kıl, bolgu kıl. Ve belligna Ramazane. Ve bizi Ramazan'a ulaştır ya Rabbi. Ramazan'a ulaştır. Devam ediyor. Neden? Ramazan sevabından yararlanmak için. Demek ki bizi bu alışı burada neyi işaret ediyor? Hadiste işaret var şimdi bize burada. Ölümü istememek geliyor. Bakın Peygamber'in duası bize ya Rabbi Recep ayını, Şaban ayını mübarek kıl, bereketli kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Ulaştır efendim. Ramazan feyizinden, sevabından yararlanmak için. İnsan öldüğü zaman tabii ne kadar ki sevabı çok olursa o kadar ne oluyor? Hayırlı oluyor muhtemelen. Kul hayırlı oluyor. Bu hadis-i Beyhaki'de yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde Recep-i Şehrullah. Recep Allah'ın ayı. Çünkü dört aydan olduğu için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Recep Şehrullah Allah'ın ayı celleşanı. Ve Şaban Şehri. Şaban benim ayım buyuruyor Peygamberimiz. Ve Ramazan Şehr ümmeti. Ramazan da ümmetimin ayı buyuruyor. Bunun için Recep ayında sevaplar 1'e 70. Şaban'da 1'e 700 Şaban ayında. 1'e 700. Ramazan'da her şey 1'e 1000. Her şey Ramazan'da 1'e 1000 Ramazan'da. Demek ki inşallah Recep ayını da inşallah gelecek Şaban ayında Ramazan ayında inşallah demek ki elimizden geldiği kadar boşta geçirmeme çalışmamız gerekiyor. Yani amel defterimiz kabarsın. Kabarsın. Çünkü son nefesimize geldiğimiz zaman yani ölüm yastığını artık başımıza koyduk. Öleceğimizi anladık. İşaretler belirdi. Öleceğimizi anladık. O zaman kişi neyine bakıyor? Acaba ne yaptım ben? Bana bak kişi anda. Ne yaptım bakıyor. Tam o anda o kişiye amel defteri de gösteriliyor kişi anda, ölüm yatağında. Ölmeden daha gösteriliyor. O kişi kendi amellerine bakıyor şöyle. Sağına bakıyor. Tabii sağ hepsini görüyor bir anda. Görüntü hepsi var. Sola bakıyor. Günahını görüyor. Kişi onda ne yapıyor? Ne kadar sevabı çok yapmışsa o anda seviniyor böyle, seviniyor. Günahına bakıyor, günah da fazlaysa ona kişi üzülüyor muhteremler. Yani hepimizin sonu bu noktaya ulaşıyor bakınız böyle. Son bu. Böylece. Son bu. Kim olsa olsun insan, kişi hangi makam olursa olsun son bu. Her insan ölmeye mahkum, mecbur muhteremler. Ölüm engellenemiyor. Allah'ın koyduğu kanun yürüyor bu. Yürüyecek bu. Demek ki hepimiz sonumuzda ne yapacağız? İnşallah sevabımızı kabarı görürsek sevineceğiz muhteremler. Sevineceğiz. Yine mahşer yerinde de ki mizan kurulacak oraya hesaba çekiliyoruz. Terazi başındayız. Bir tarafa sevap konuyor, öbür tarafında günahlarımız konuyor. İki tane melek adları zebani. Dağdan büyük korku melekler de bekliyorlar. Günah çok gelin alıp atıyor cehenneme. Ki o anda biz oradadır işte. Hesap başındayız. Ne yapıyoruz? Yaptığımız sevap sağ tarafa konuyor. Bakıyoruz. Hatta yapılan sevaplar da o sevabı yapmadaki durumumuza göre değişiyor ama. Daha büyüyor, daha büyüyor, daha büyüyebiliyor. Kişideki aşkı, şevki, isteği, cezbesi, ihlasına göre aynı yapılan amel aynı okunan dua büyüyor tabi orada. O zaman kişi ne yapacak orada? Ne yapacak orada? Hepimiz tabi. Tabi seviniriz değil mi? Bak kılım namaz konuyor mesela. İşte şu konuyor, bu konuyor. Onu da yapabilmişiz. Yani biraz da yapabilirdik dünyadaki diriz anda. Allah korusun günah konurken de diyor, niye bugün işledim? Ama konacak o da oraya. Bunun için elhamdülillah
Bu Allah'ın bize bu rahmetin belamızın verdiği fırsat bu. Recep Beşik'te elhamdülillah. Bire 70. Bire 70'te inşallah çok yapmaya çalışalım. Şimdi gelelim inşallah bir de Regaib gecesine, Regaib kanına gelelim inşallah. İkisini bir araya sıkıştıralım. Arapça buna Leyl-i Regaib deniyor. Leyl Arapça gece anlamına geliyor. Regaib de Regibe'nin çoğulu. Tekili Regibe, çoğulu Regaib geliyor. Regibe çok nefis, aranılan, istenilen, kutsal bir şey ve çok ihsan edilen, ikram edilen bir gece anlamına geliyor. Regaib gecesi. Sözcük olarak. Demek ki insanların beklediği, aradığı, özendiği öyle bir kutsal bir gece ve Allah'ın ikramlarının çok bol olduğu gece. Regaib gecesi. Bu gece değişmez. Her sene Recep ayının ilk cuma gecesi olur. Zaten her cuma gecesi kutsaldır. Diğer geceler üstündür her cuma gecesi. Bu özellikle 3 ayın başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma gecesi olduğu için tabi burada Allah katına daha değerleniyor. Yani insanlara burada Mevlam açıyor kapıları. Açıyor kapıları. Kulum isteyen gelsin bana Mevlam buyuruyor. 3 ayların ilk cuma gecesi. Allah rahmetinin saçıldığı, aff ilahinin bol bol yeryüzüne yaydığı, yayıldığı bir gece. Öyle kutsal bir gece, Regaib gecesi. Bir de bunun bir şeyi daha var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ana rahmine düştüğü gece olarak da. Bazı yani İslam alimleri pek bunu kesin görmüyorlar bazıları. Şu bakımdan kesin bunu görmüyorlar. Tam 9 ay tamamlanmadığı için burada. Biliyorsunuz Peygamber'in doğumu Rebiülevvel ayının 11-12'ye bağlayan gece sabaha karşıydı. Eğer şöyle buyuruyorlar, Peygamberimizin ana karnı düşüşü diyorlar, Recep ayında olsaydı 9 ay tam tamamlanmıyor buyuruyorlar. Şöyle sayalım bunları. Tabi Regaib ilk gecesi olduğu için Recep ayının, ilk cuma olduğu için Recep 1, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer 8 ay bitti. Rebiülevvel'in 11-12'sinde hoş oluyor. Yani 9. ayın yarısında oluyor. Yani 9 ayı tamamlanmadığı için. Halbuki tabi diye ulemalar buna cevap veriyorlar. Aslında Kur'an-ı Kerim'e göre 6 aydaki doğum da yani normaldir. 6 ay doğum normaldir. Sonra Peygamberimizin doğumunda bir mucize olması da ayrı bir özellik tabi bu da. Mucize olma özellik bu da. Demek ki bu görüşe göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin babası Hazreti Abdullah Hazreti Amine ile ilk olarak bir araya geldiği gece bunlar. İzdivacın vuku bulduğu gece ve Peygamberimizin ilk izdivaçla babasından annesine geçtiği. Allah Teala Adem babamız yarattığı zaman onun alnından peygamber durunu verdi. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Havva'ya geçti. Hazreti Şi doğdu. Bundan hep böyle peygamberden peygambere, arada tabi peygamber dönemlerde de iyi insanlara, ahlaken dürüst insanlara bunları geçe geçe peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'e geldi. Abdülmuttalib'in hanımı vardı. Başka çocukları da vardı. Durun alnındaydı. Abdülmuttalib tatmin alamadı. Yine bir hatun aldı, hanım aldı. Fatma isminde hatun aldı. Onunla bir araya geldi. Dur ona geçti. Ondan oğlu Abdullah doğdu. Ona geçti. Ve Hazreti Abdullah
Evlenince amin hat validemizle beraber ilk daha izdivaçta onu ona geçti. Tabi bu görünüşe göre demek ki bu Regaib gecesinin kutsiyeti daha da başkalaşıyor bu sefer. Allah Teala'nın Mevlamızın son peygamberinin madde alemine temel atılışı. Madde alemine atılan temeli Peygamber Efendimiz. Şimdi bu mübarek Regaib gecesi olsun tabi. Yalnız özellikle şunları şey yapalım inşallah. İyi belirleyelim azı cemaatimiz. İbadetleri yalnız bir geceye tahsis etmek doğru değil. Hasta bir insan yalnız bir gece, yani yılda bir iki gece tedavi olsa olur mu? Olmaz tabi. Bunun tedavisinin sürekli devam etmesi gerekiyor. Yalnız bu gecelerde yararlanmak için tabi inşallah Teala daha özel bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle günahlardan arınmak, temizlenmek. Bu şart öncelikle bize bakın. Yani bizler o gönlümüzdeki günah yükünü taşırken ne kadar namaz da kılsak, Kur'an da okusak, hacca da girsek Allah katında insana kâmil olamayacaktır. Çünkü gönül günahlara kabullenmiyor, gönül sıkılıyor, gönül daralıyor. Bugün çağımızın hastalığı var, bunalım, ruhsal bunalım, sıkıntı. Herkeste var. Herkeste var. Neden bu? İnsanların gönlü tatmin olamıyor. Bir tatminsizlik var. Gençler sigaraya başlıyorlar. O sigaranın dumanında bir şey arıyor zavallı çocuk. Daha çocuk yaşında bir tatminsizlik var. Evinde İslam yaşanmıyor. Evinde müzikler şunlar bunlar. Şeytanla baş başa evleri. Şeytanların karagah evleri. Çocuk yuvada tatmin olamıyor. Çocuk ne yapıyor? Çocuk yaşında o sigaraya başlıyor. Onun dumanında hayalinde bir şey arıyor. 3-5 gün belki aldatıyor bunda. Dumanı aldanıyor birkaç gün. Sonra tabii yetersiz oluyor. Efendim işte bira mira diyorlar bu sefer. Daha erkeklik falan diyorlar. Tabii hanımlarımıza hepsi aynı şey yapıyorlar. Kıza yapıyor, bir şey yapıyorlar. Derken biraya yöneliyor. 3-5 tatmin eder gibi oluyor. Uyuşturuyor kendisini. O da yetmiyor. Diğer alkol içkilere yükleniyor. Uyuşturuyor, yükleniyor. Tabii biraz da genç çağına gelince bu sefer bir cinsel dengesizlik var. Yani çağımızın hastalığının kaynağı buradan oluyor böyle. Cinsel dengesizlik var. Allah Teala Mevlamız erkeği erkeği kadını kadın yapıyor Allah Teala. Erkek eşini evinde görecek. Erkek bütün gün sokakta dışarıda. Hanım bütün gün sokakta yarış çapına geziyor. Halbuki bakın hayvanların bile cinsel ilişkileri Allah Teala bir Allah'ın sırlamış böyle. Onların ilişkileri zamanı var hayvanların vardır böyle. Öyle bu başıboş değildir bu böyle. Niçin bu? Üreme kanunun gereğidir bu. Ama bu şekilde açlıklı meydana gelince tabi cinsel tatminsizlik oluyor. Cinsel denge bozuluyor. Aile yuvası yıkılıyor. Erkek bir dönemde kaç tane hanım kadın görüyor. Artık gözün gözü onlara kalıyor. Eve geliyor hanımın hiç şey görmüyor. Kadın dışarıda açık geziyor, baştakileri görüyor. Tabi cinsel denge bozuluyor. Cinsel tatminsizlik oluyor. Gerilim bunalım oluyor. Yani cinsel saplık oluyor bu sefer. Tabi aile yıkıyor, aile çöküyor. Bakın tarihe bakın. Ne kadar yıkan devlet varsa önce aileki çöküntü olmuştur. Onun devlet yıkılmıştır. Yıkılmıştır. İşte bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle günahlardan kopmak, arınmak gerekiyor. Tevbe gerekiyor önce böyle. Önce tevbe gerekiyor. İnşallah mübarek gecelerde bu gece olsun inşallah. Tabi her zaman Allah Teala inşallah. Allah Teala'ya çok çok tevbe edelim.
Allah-u Teala'mıza dua edelim Mevlamıza. Bir adı şirip okuyorum inşallah. Dualarımızda acaba neler isteyelim Mevlamızdan şimdi? Tekrar tevbe döneceğim inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâhe yu'cibü min sâilin. Allah-u Teala şu isteyen kişi Allah-u Teala'nın bir acebine gidiyor Rabbim. Ya kulum nasıl bunu istersin benden? Ne istiyor bu kul? Yeselü gayren cenneti. Kul elini açıyor, dua ediyor, yalvarıyor ama Allah-u Teala istiyor. Ama cennetten başka şeyler istiyor. Hiç cenneti istemiyor ama. Allah ona karşı Mevlam onun acebine gidiyor. Kulum ne istedin benden sen? Cennet varken bunu istiyorsun. Ve min yutin yutî li garillah. İkincisi Allah'ın acebine giden şeyde kul bir şey veriyor. Yani parasını saçıyor, malını saçıyor. Ama Allah hiç alıyorlar vermiyor ama. Nefisi ona veriyor, şuna veriyor, buna veriyor, elincesine veriyor, parasını saçıyor. Rabbim buna kulum ne yapıyorsun kulum diye. Onu benim için verseydin, bu senin için burada birikir de. Maaş alırım buna karşılığına. Üçüncüsü, vemin müteavvizin, sığınıcı. Allah sığınıyor, yeteavvizin min gayrin nariye. Ama cehennemine Allah sığınmıyor da, hem başka için Allah'a sığınıyor. Allah'ın bu acayibine gidiyor. Kulum sen ne kadar gafilsin buyuruyor. Yine adı şey okuyayım işte bunun açıklaması için onu okuyorum. Kullün ne'imin zâilün. Bakınız. Kullün ne'imin zâilün. Ne kadar nimet varsa her biri zâil, zâil gidecek. Ne kadar nimet varsa. Ne kadar nimet varsa. Yani sağlık da, gençlik de, mal, makam, mevki ne varsa hep geçici. Yani kimler gelmiş değil mi ya? Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri'ne biri getiriliyor gündüz. Yarı yarı biri gelmiş saraya, zorla girmek istiyor saraya. Bunun nöbetçileri başaramıyorlar artık. Güçlü kuvvetliymiş. İçeri geliyor. O zaman padişah İbrahim Ethem Hazretleri. Diyorlar ki sultanım bu gelen garip yabancı ama biz bunu başaramadık. Çok iri kuvvetli. Sizi görmek istiyorlar. Odun tahtına gelsin bakalım diyor. Tabii padişah verdiği bir onur var tabii onda. Tahtına oturmuş. Ne istiyorsun, ne var diyor. Padişahım merak ettim diyor. Bu saraya dışarıdan baktın da çok doğuma gitti. Bu kadar şaşalı, o gün için görkemli, çok ihtişamlı bir saray. Bu saray kimin acaba merak ettim. Onun için geldim buraya diyor. Benim diyor. Padişahım sana kimden kaldı bu diye. Babamdan kaldı. Ona babasından kalmış. Şöyle yapıyor eline. Ey İbrahim sana da kalmayacak be diyor. Kaybola gidiyor adam böyle. Yani gerçekten hayat böyle bir şey muhtemelen. Şuralara kimler gibi oturmuş bizden önce oturmuşlar. 50 sene önce, 100 sene önce, 200 sene önce. Yani şu şehirlerin, kasabaların, ülkelerin, hatta dünyanı yönetenler, liderler, lider kadroları, generaller, devlet başkanları kısımlar bunlar. Kimlerdi böyle? Kimlerdi böyle? Ne oldu onlar şimdi böyle? Yani zamanında dünyayı oynatanlar böyle, birbirine savaşanlar, kan kusunlar dünyaya. Her şey iki duvar arası olanlar, diktatör rejimlerinde olanlar. Ama ne oldu onlar insanlar böyle? Azra'ya gelince ona karşı diktat çekmedi ona karşı. Böyle. Her birinin canını verdi. Ondan sonra her biri o mezar denen yer altına gömüldüler. Bak, gömüldüler. Şimdi baksak çürüdü onlar aşağı böyle. Çürüdüler falan böylece. Yani kimler dünyaya geldi gidiyor böylece. Demek ki o kişi mesela bazı mezara kazılınca bir kafatası falan çıkıyor. İşte iskelet falan çıkıyor bazen. Tabii ki şimdi bakıyor merak ediyor insan. Kim bilir kimdi bu zamanında? Zamanında kim neyindi acaba? Kim nasıl bir ağa mıydı, patron muydu, zengin miydi? Nasıl yaşantısı vardı acaba?
kaç tane caresi vardı kendisinin. Ne kadar hizmet köleleri vardı kendisinin vardı. Ama şu anda bakıyorsun bir kafatasına dönüşmüş. Eti fiye kalmamış böyle. Kafatasına dönüşmüş. Ne hale gelmiş bunlar? Demek ki dünya nimeti geçici yani. Hadis-i şerif bir buraya böyle. Kullu ne'imin zailü. Dünya nimetinin her biri geçici. Kişi şu anda bulunduğu andaki durumdaki kişinin iyi olabilir. Yani sağlığı, sıhhati, etkisi, yetkisi, makam, mevki her şey güzel olabilir. Ama geçici muhtemelen. Şu anda hava güzel, gün açık. Ama biraz sonra akşam olacak. Beni batacak. Akşam kararacak. Birkaç yıl sonra da burada kış bura olacak burada. TV kartımı olacak burada böylece. Bakın değil mi? Yani zaman da böyle böyle. Zaman da durmuyor. Böyle. Zaman da durmuyor. Zaman da geçiyor. Böyle. Şu an güzel ama akşam olacak. Böyle. Şu an mevsim güzel ama kış olacak. Kar, tip, bora olacak. Soğuk olacak. Donduracak, esecek rüzgarlar. Hayat da bunun gibi. Resulullah böyle buyuruyor. Kullu ne'imin zailun. Her nimet zeval bulucu geçicidir. İlla ne'imi ehlin cenneti. Ancak ehli cennetin nimeti hep aynı kalacak. Bakınız. Ehli cennet. Yani kim inşallah, Rabbim hepimiz nasip etsin inşallah. Kim cennete girebilirse oradaki nimetler her biri kalıcı. Hangi nimet kalıcı? Her şey kalıcı. İnsanın sağlığı aynı halde kalacak, sağlık. Yaş aynı yaşta kalacak. Huzur aynı olacak orada. Hep gündüz olacak, gece olmayacak. Ölüm olmayacak orada. Çalışmak olmayacak. Demek ki cennetteki nimetler her biri kalıcı nimetler. Özellikle o cennete giriş anı var ya muhtemelen. O cennete giriş anı var. İnşallah o an hep yaşarız. Bileti yaşarız da hep inşallah orada. O cennete giriş anı. Ölüm ailesi geçti. Tekrar dirildik. Mahşer hesabı verdik elhamdülillah. Sıratı geçtik. Ne kalıyor artık? Cennete giriş. Orada toplanılıyor orada. Toplanacak. Her peygamber ümmetinin başında. Ümmetin arkasında bekleşiyorlar. Cennetin kapısı açılsın da izin verilsin diye. Ateşi bitti ama. Derken kapı açılacak. Kapı açılacak. Yoran'ın meleklerin başı Rıdvan Hazretleri vardır. En güzel melek kapıya çıkacak. Cennetin kapıları açılırken ön cennetin kokusu gelecek. Cennetin kokusu gelecek. İnsanın bütün duygusu tabi ona da mesajı kokuyor. Herkes bakacak şimdi. Bir hayal. Herkes hep bakacak orada inşallah. O kokuları o cennetten göz kamaştıran hayalleri aşan hayal ötesi güzellikleri cenneti. Rıdvan çıktı. Ne yapacak? Önce selam verecek. Selamün aleyküm diyecek. Selamün aleyküm. Artık bu da selametlisiniz anlamına geliyor buradaki. Tıbbütüm buraya tempak geldiniz. O halde izin geliyor şimdi. Fedehuluha halidin olacak. Buyurun giriniz. Hem de burada ebedi kalıcı olmak üzere pikniğe değil de. 3 gün, 5 gün değil. Ebedi kalıcı. Buraya girin bakalım buraya. İşte ilk adamını peygamber çıkardı. İlk adam peygamber çıkardı. Adamın canı alacak. Onun diğer peygamberler, eshaplar alacaklar. En insanın mutlu anı, insanın tarihinde, yaşantısında cennete giriş anı. En mutlu an. Giriş anı. İşte insanlar hep o halde kalacaklar. Allah'ım kardeşim. O huzurda, ruhsal zevkte kalacaklar. İnsan etkileyen bir şey olmayacak orada. Üzüntü yok, dert yok. Hiçbir elem keder yok orada. İnsanlar hep aynı halde kalacaklar. Herkese muazzam bir sevinç, ruhsal zevk, gönüller hoş, sağlık yerinde, zindelik yerinde, yorgunluk yok, gecesi yok, çalışması yok, hastalıkları yok. Hatta tırnak kesmek yok mu bak cennette? Cennette tıraş olmak yok cennette. Yani her şey doğal böyle. Aynı halde kişi kalacak orada. Cennette kir de yok. Cennette yıkanmak da yok cennette.
Hiç temiz yok cennette. Her şey bol 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 cennette. Bu şekilde. İşte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, dünyadaki her nimet geçici. O an kişi oyalıyor nimet. Tabi insanların çoğu genelde aldanıyorlar nimetlerine. O andakine. İşte varlığına, etkisi aldanıyor kişiler, Allah korusun. Ama geçici. Demek ki cennet nimetleri kalıcı. Ve küllü hemmin, her hem, hem humum deniyor. Darlık, sıkıntı, üzüntü, keder. Münkatiyun, hep bunlar geçici bunu dünyada. Bak şimdi, dünya bu tersine şey bu. Dünyadaki her türlü humum, her türlü endişe, keder, acı, ızdırap ne varsa dünyada. Nedir bunlar? Münkatiyun buyuruyor. Hep bunlar kesilecekler, gidici bunlar. Kalıcı değiller. İlla hem ehli nar, ancak Allah korusun, cehennem ehlinin humumu o devam edecek işte orada. İnsan dünyada mesela bir saniye tutar, kıvranır, kıvranır ama devam eder Allah'ın inşallah. İcabı yine vurur, amel olur, geçer. En son ızdırap ölüm acısıdır. Ölüm o da bitiyor gene. Her şey dünyada bitiyor. Ölüm var dünyada. Ama Allah korusun, cehennemdeki o endişe, acı, elem, keder aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Ehli cehennem artık yanıyor, yanıyor, yanıyorlar tabii. Ne istiyorlar artık? Artık çıkıyor imkanı yok artık. Ümitleri tükendi artık. Diyorlar ki, ya Malik, oran başı, meleklerin başı. Rabbine sen bizim için söyle de, yalvar da işimizi bitirsin. Liyaklu aleyna. Yani hükmümüzü versin, öldürsün bizi diyorlar. Ölelim. Ölüm istiyorlar. Bakınız. Öldürsün. Hayır diyor. Entüm mahkûsûn. Hayır, ölüm yok sıra. Ne kalacaksın böyle. Yani tek şeyleri en son artık çok yalvarıyorlar. Hiçbir yerine gelmeyince en son istekler orada düğümleniyor. Ne olur Malik, aracı ol. Rabbimize sen yalvar. Ne olur öldürsün bizi. Ölelim. Ölelim. Ölüm diyorlar. Şöyle buyuruyorlar büyük alimler, evliyullah şöyle buyuruyorlar. Onları diyorlar kör desteğiyle diyorlar her taraftan parça parça edeceğim deseler ona razı onlar diyorlar. Yani ölümlerin en acısına razılar. Çünkü o da geçeceğim sonunda. Ama ölemiyor, ölüm yok yani. Cenab-ı Allah korusun. Şimdi bu hadis-i şerife baktığımız zaman önce hadis-i daha anlaşılıyor, manası anlaşılıyor. Peygamber şöyle buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse Allah'tan cennetten başka bir şey istiyorsa Allah buna şaşıyor kuluna şaşıyor. Ey kulum ben ne istiyorsun sen bundan ben? İstediğin köşk bir şey istiyorsun. Geçici olacak ama. Hepsi geçici. Yine bir kimse Allah'a bir şeyin sığınıyor dünyada ama cehennem sığınmıyor. Allah buna şaşıyor muhtemelen. Demek ki özellikle dualarımız inşallah Teala güzel Mevlamızdan böyle mübarek gecelerde inşallah en çok istediğimiz cennet isterim inşallah. Ebedi alem. Ve Allah'a cennete sığınalım. Bir de inşallah demiştim. Tekrar tevbe konusuna döneceğiz inşallah tevbe konusuna. Tevbenin kabul olmasının tabii şartları var tabii. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 100 sefer çekeyim yeter mi? 10 seferde 100 sefer yapsa bizimki orada kalıyor. Nasıl olur bu değil mi? Mesela bize bir insan olarak bir yakınımızın kalbini kırdık. Haksızlık ettik. Bir şey yaptık. Onun karşısına geçip de işte gülerek, şakalaşarak böyle önemsemeyerek, umursamayarak özür dilerim, affet beni derse olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Ne gerekirdim? Böyle önce bir samimiyet gerekiyor böyle. Gerçi özür dileme gerek, yalvarma gerekiyor buna ki ancak kalbi edelim, elde edelim kalbini. Bunun için Allah'tan da özür dileme anlamı geliyor. Tevbe ona almamız gerekiyor böylece. Öncelikle kalben nedamet deniyor buna. Kalpte önce bir pişmanlık olması gerekiyor. Acaba ben niye şu günahları işleyebildim? Neden ömrümü boşa geçirebildim? Nasıl ben namaz kılmadan durabilmişim? Namazsızlık. O Allah emretmiş.
yüce mi Allah emretmiş kul diye de haşa ben kılmamış Allah'a karşı etmişim. Nasıl bunu yapabilmişim ben diye. Önce kalpte bir nedamet pişmanlık önce kalpte olması gerekiyor. Kalbimizde. Ondan sonra da günahtan da kopmak yani günahı terk etmek de şart yani. Terk etmek gerekiyor. Mesela alkol alan bir kişi böyle bir gece camiye gelip de tevbe tevbe derse ama alkol yarın yine içecek. Bu tabi tevbe olmuyor. Yine açık gezen bir hanım bir kız da tevbe ediyor elhamdülillah ama açık gezen devam ediyorsa o günah tabi af olmuyor. Af olmuyor belki. Ne gerekiyor? Yaptığı günaha pişmanlık duyması gerekiyor. Pişman duyduğu günahından tiskinmesi gerekiyor. Onu terk edip Allah'a dönme gerekiyor. Yani bir hanımın, kızın örtülmesi gerekiyor. Efendim işte açık gezen kız namaz kılamaz mı? Kılar ayrı konu. Çünkü mahşer yerinde namazın hesabı ayrı. Orucun hesabı ayrı. Örtümenin hesabı ayrı. Yani bazı günümüzde böyle bir yanlışlık yapılıyor. İşte boşuna namaz kılma deniyor. Hayır, kesinlikle muhteremler. Kesinlikle olamaz bu şekilde böyle bir şey. Mesela dünyada bile o şekilde. Mesela bir kimse birisinin zorla parasını gasp etmiş almış. Bunun cezası başka. Bir de kişi öldürürse cezası tabii daha başka oluyor. Evine girirse daha başka oluyor. Bunun için bir kız açığı da geçse namazını kılacak tabii. Kur'an okuyacak Allah'ın okuyacak Allah'ın inşallah. Ama açı gezdiği için olan günahı o duruyor ama. Yani Allah Teala Allah korusun günahkar geliyor kardeşim. Sonra tabii gerçekten bu korkunç günah bu da ama. Yani öyle hafif günah değil ama kardeşim. Bazen şöyle diyor bazı hanımlar açı gezenler. Benim kalbim tembin kimse göze bakmıyorum diyor. Şimdi onun bakmaması mühim değil. Burada önemli olan şu önce Allah'a itaat gerekir önce burada. Önce bu şart bu şekilde böyle. Ne kadar kalbi onun gerçekten dediği gibi kalbi olsa bile, yani olsa bile, iddia ettiği kalbi olsa bile, burada Allah'a isyan var Allah-u Teala'ya böylece. İtaatsizlik Allah-u Teala isyan diye böyle. İkincisi, ona bakanların kalbine karışamaz ki. Ya. Ona bakan erkeğin kalbine karışamaz ha. Yani cinsel dengeyi bozuyor. Ahlakı bozuyor bunlar böyle, Allah korusun. Sonra bir de şu var bakınız, bir hanım açık dışarı çıktığı zamanlar onu hiç kimse görmese yine günah yazılıyor Allah'a itaat etmediği için. Eğer bunu gören olursa, kaç erkek onu görürse, bakarlarsa o kadar günah artıyor buna valla. Yani gerçekten günümüzde bunlara acımamız lazımdır. Onu yalvarmamız lazım, onlara, yakınlarımıza bunlara yalvarmamız lazım. Allah aşkına yani gerçekten yani korkunç bir günah mı? Yani korkunç bir günah mı? Hele büyük şehirde, kalabalık yerlerde. Dışarı çık, açık saçık. Tabi buna bakıyorlar, bakılıyor. Görüyorlar, görülüyor bunlar. Onu gören bir erkek ne kadar günü alıyorsa aldığı günler aynen bir eşi de aynı orantıda ona yazılıyor. 100 kişi gördü mü gün toplam günah yazılmaz. 1000 kişi görüyor bunu. Allah yani dönecek Allah korusun. Altına çıkamaz bunu Allah korusun. Bir de adı cemaatimiz böyle mübarek gecelerde inşallah ölenleri hatırlamamız da gerekiyor. Ölenlerimizi hatırlamamız gerekiyor. Ölenleri hatırlamamız gerekiyor onları da. Özellikle mübarek gecelerde kabir azabı kalkıyor mevtalardan. Yani azabı olan bile onda azap kalkıyor onlardan. O zaman ne yapıyor onlar şimdi? Her mezar kabristanda bir bekleyiş ona başlıyor şimdi. Herkes bekleyiş başlıyor onlarda. Kabristanda herkes bakıyorlar. Acaba kime şimdi dünyadan bir şey gelecek? Bir hadiste şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri ölen bir kişi denize düşen kişiye benzer buyuruyor. Yüzme bilmiyor, suya düşmüş. Çırpınıyor. Ne bekliyor? Dıştan bir el bekliyor. Uzansın, alsın kendine böylece. Yani ölen kişi buna benziyor bakınız. Mezar aleminde denize düşmüş,
çırpınıyor, elle bir şey gelmiyor. Ne bekliyor? Dünyadan bir şey bekliyor. Bilhassa böyle gecelerde, mübarek gecelerde, kabirde bir azap da kalkıyor, onlardan kalkıyor. Orada muazzam bir bekleyiş. Ama canın gönülden böyle yalvaracaksan bekleyiş herkesten. Oğlundan, kızından, kardeşten, komşudan artık bekleyiş. Bakıyorlar, bekleyişe bakıyorlar. Özel posta melekleri var. Sihabı getiren. Bakın melek geliyor. Kime geliyor? Ayşe Hanım'a geldi. İşte Ali Efendi'ye geldi. Al bakalım oğlundan sana bunlar. Kızından bu, torundan bu, işte kardeşinden bu. Ona sihabı veriyor. Hep tamamen gıda edip bakıyor. Abi. Ona buna geliyor. Hangisinden gelmiyorsa onların boynu bükülüyor muhtemelen. İnşallah tabii onları hatırlamamız gerekiyor. Bu arada bir de ehlimanda okumak da gerekiyor. Bir de adı cemaatim inşallah son olarak da İslam alemine dua etmemiz gerekiyor. İslam alemi imtihanın son zirvelerinde şu anda. Yani küfür, zulüm zirveye çıktı mı inecek inecek Allah'ın inşallah. Bu kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Şu anda zirvede. Yani Amerika Yahudi işbirliği karşısında bir güç yok dünyada şu anda. İslam'ı yaparım diyor. İnsanlıklar şunlar hepsi boş böyle şey. Bugün harp suçuna giriyor. Mesela su yolunu bombalıyor böyle şey. Bunlar harp suçuna giriyor bunlar böyle. Yani muazzam bir savaşta bile Edirne santrına dokunulmaz. Köpeğe dokunulmaz. Halkın dokunulmaz. Su yolunu dokunulmaz bunlar. Normal savaşta dokunulmaz bunlar. Bunlar harp suçuna bunlar giriyorlar. Ama tabi bunu Yahudi Amerika yapınca onlara bir dokunulmaz var şehirde şu anda. Ama inşallah Teala sona yaklaştı bunlar inşallah Teala. Şimdi tabi elimizden başka bir şey gelmiyor. Yani gerisi yapmamız gerekiyor. Gerisi gelince yapmıyoruz muhtemelen abi. Yani geçen gün öyle o kadar üzüldüm ki baktım bir ağzı Amerikan sigarası muhtemelen. Nasıl bunu yapabilirsin ya? O aldığın sigarayla sen baştan bomba atıyor ve sen din kar atıyor abi. Yani bir Amerikan kolasınız insan içebilir bunlara kardeşim. Yapabilir bunlar böyle. Hiç olmazsa dua edelim azamından inşallah İslam alemine. Allah İslam'ın hayırlı bereketini bugün böyle geceler inşallah. Bir tane Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.